Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil Çok değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Hepinize en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Online Arapça sarf derslerinde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Efendim derslerimizin 17. bölümündeyiz. Bu bölümde inşallah ders kitabınızın 57. sayfasında yer alan El fi'lul mehmus, mehmus fiiller başlıklı konuyu ve devamını ele alacağız. Ders kitabınızda sayfa 51'den 56'ya kadar olan bölümde yer alan ve sülasi Mücerred fiillerin 1 ila 6. bablarından gelen fiillerin ayetlerde ve hadislerde değişik kiplerde, değişik sigalarda gelen örneklerinin siga tanımlarını yapmanızı size ödev olarak tevdi ettim. İnşallah onu 19. bölüm öncesinde, şu an 17. bölümün girişindeyiz. Bu bölümü işleyeceğiz. Takibinde 18. akabinde 18. bölümü tamamlayacağız. 19. bölüme başlamadan sizinle daha önceden paylaşmış olduğum herkes için arapçayetcmail.com adresime 51 ila -56 56'da yer alan biraz önce tanımını yaptım ödevlerinizin ulaşmasını bekliyor olacağım. Efendim e, şimdi mehmuz fiillere hatizatında bir önceki bölümde bir e, giriş yapmıştık e, hatırlarsanız. Mehmuz fiilin 3 ayrıldığını mehmuzul fa, mehmuzul ayn ve mehmuzul lam şeklinde e, üç türünün olduğunu ifade ettik. E, bunu tanımlarken de dedik ki ilk harfi yani başı hemzeli olana mehmuzul fa, ortası hemzeli olana mehmuzul ayn, sonu hemzeli olana da mehmuzul lam denir dedik. Mehmuzul Fa'nın örneği kitabınızda ehadâ ye'ehudû olarak verildi. E, mehmuzul Fa'nın e, üç baaptan geldiğini ifade ettik. Birinci, ikinci ve dördüncü baptan gelen fiillerdir bunlar dedik. Hatta Hacı Murat 124 e, formülünü verdim hatırlarsanız. Mehmuzul Fa e, diye adlandırdığımız fiilin yani başında hemze taşıyan fiilin birinci, ikinci, dördüncü baaptan geldiğini ifade ettik. İkinci baaptan gelen fiili örnek olarak efeke ye fiku verilmiş kitabınızda. Dördüncü babtan gelen örnek olarak da evine ye zenu efendim verilmiş. Peki mazi malum ve mazi meçhullerin sahip fiiller gibi çekildiği bilgisine yine bir önceki bölümde sahip oldunuz. Bu bilgiye sahipsiniz. 16. bölümün sonunda hatırlarsanız şu seçili hale getirdiğim yerin üzerinde kısaca durduk. Muzari malumlar yani mehmuzul faaların muzari malumları Mütekellim vahde sigası hariç sahih fiiller gibi çekilir dedik. Fakat mütekellim vahde sigasında birinci tekil şahıs kipinde e denilmeyip yerine efendim a denildiğini söyledik. Mesela bunu bir muzari fiil örneğiyle çekelim şöyle. Mesela şu an ekranınıza taşıdığım fiil yektubu değil de ya huzu olsun öyle varsayın. şu sigaların tamamını, şu seçilade getirdiğim sigaların tamamını ya için söylüyorum. E, çektiğimiz gibi çekeriz. Yani yektübüyü, yektübü yektübani yektübone, tektübü tektübani yektübne. Tektubu tektubani tektubu ne tektubi ne tek tektub ne gibi çekiyoruz ya. Onu da şu seçmediğim boş bıraktığım siga dışındaki bütün sigaları yektübü çektiğimiz gibi çekeriz. O zaman ya, kuzu ya kuzanı ya kuzona, ta kuzu ta kuzanı ya kuzne, Şurayı kuzu ta kuzanı ne ta normal şartlar altında nasıl okumak lazım? E kuzu diye okumak lazım. Ancak e, mehmuzul fa fiillerin muzari madım çekimlerinde müfrett mütekkelim siğa e, bu siğa çekilirken E denilmeyip E yerine A denilir. E, peki. O zaman e huzu demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? A huzu diyeceğiz. Fakat e, cem mütekellim mal gayr sigaya gelince veya müse müsenna mütekellim sigaya gelince bu siğayı na huzu şeklinde değil de efendim ne huzu şeklinde okuyacağız. Peki söz konusu mesela mehmuzul fa olan fiil ekel olsa ekelenin biraz önce programımızın hemen girişinde dersimizin başlangıcında e, mazi fiilin gerek malum gerek meçhul sigaları e, sahih gibi çekilir notunu paylaştık sizinle. Dolayısıyla mazi fiil üzerinde durmuyorum. Yani ketebeyi nasıl çekersek eheze'yi de öyle çekeriz. Efendim e, kutibeyi nasıl çekersek uhizeyi de öyle çekeriz. Anlaşıldı mı? E, peki şimdi efeke nasıl çekilir? Ketebe gibi. Peki bunun meşhudu nedir efekenin? Ufike'dir. Ufike'de e, kutibe gibi çekilir. Ezine ne gibi? Efendim mesela alime şeribe gibi ya da fehime gibi çekilir. E, alime şeribe fehimenin meçhulleri ulime şuribe efendim e, fuhime ise bunun meçhulü de uzinedir. Öyleyse e, ehadeyi ketebe gibi hatta şöyle diyelim ehade efeke Bunları ketebe gibi, edineyi alime gibi çekeriz. Efendim, uhize, ufike ve uzine fiillerini kutibe gibi çekeriz. Tamam. O zaman bu da burayla ilgili yani mazi malum ve mazi meşhur çekimle ilgili olarak söylenenler belli. E, bunlar ortaya çıktı. Şuraya gelince, muzarilerine gelince, ya koyduyu yektubu gibi çekeriz. Ye fikuyu, Efendim yec lisu gibi veya kitabınızda darabe yadrı gibi örneği verilmişti. Yadribu gibi çekeriz. Ye fikuyu, ye ezenuyu da. kitabınızda hangi fiil verildi? Hatırlanız mı? Eee fetaha verildi yanlış hatırlamıyorsam. Yeftahu gibi çekeriz. Ye ezenuyu da yeftahu gibi çekeriz. Peki o zaman tek fark neymiş? Tek fark biraz önce işaret ettiğim yer. Muzari malum çekimde müfret mütekellim sigada e denilmeyip yerine a denileceğini öğrendik. Peki ben size mehmuzul fa olan bir fiil olarak ekeleyi versem. Muzarisi nedir ekelenin? Muzarisi ye ekulüdür. Peki şurası ye ekulüyse şu seçtiğim yer ye ekulüyse. Evet, şu an e, Sayın Akdeniz'e ilaveten Sayın Özkallarımıza katıldılar. E, şu seçtiğim siga ye çekiminde. Şu seçtiğinde getirdiğim müfret mütekellim siga. Ve belki latin harfleriyle yazacak olsanız bile nasıl ge gelir? Nasıl yazılır? Evet. Sayın Akdeniz'den bir cevap aldım. Ee, A kölü şeklinde değil mi? Ne yaparız? Ee, uzatırız. Uzatarak A kölü şeklinde ee, Ben şu an kullandığım e, klavyede uzatma harfi nereden konuluyor onu bilmiyorum doğrusu. Ben şöyle yazayım bunu. Zaten Sayın Akdeniz'de yazdı. A külü şeklinde yazarız. Peki e, o şekilde okuruz. Peki orası A külü ise burası na külü mü olur? Hayır. Burası na külü olmaz. Bilakis ne külü olur. O zaman şöyle de çekeriz bunu. Ya huzu e, kitabınıza ve ehaze verildiği için ben de ya huzu yasası alayım. Ya huzu ya huzani ya huzuna ta huzu ta huzani ya huzna ta huzu ta huzani ta huzuna ta huzina ta huzani ta huzna ahuzu ne ahuzu çekimini böyle yaparız. Eğer ekelenin ekelenin muzari malumunu çekmiş olsaydık şuraya a kolu der, şuraya da ne kolu derdik. Peki muzari malumla ilgili söylenecek olanı tamamlamış olalım burada. Ee, şu ye fiku fiilinin müfret mütekellim sıgasının şurada gördüğünüz gibi a fiku şeklinde geleceği kullanılacağı. Şuradaki ye zenunun e, muzari Malum çekiminde müfret mütekellim siganın a -venu şeklinde e, geleceği kitabınızda kaydedilmiş. Muzari meçhule geldik şimdi. Muzari meçhuller mütekellim vahde sigası hariç sahih fiiller gibi çekilir denmiş. Buradan ne anlamak lazım o zaman? Peki o zaman e, buradan şunu anlamak lazım. Şöyle yapalım. E, ben size bir Muzari meçhul fiil e, hemen şöyle ekranınıza taşıyayım. E, mesela yükte bu. Peki şimdi ketebenin muzari meçhulü yuk ise ketebenin muzari meçhulü yuktebu ise burada verilen fiillerden ye muzari meçhulü ne olacak? Yu olacak değil mi? Yu hazu. Ye fikunun muzari meçhulü ne olacak? Yufeku olacak. Ye zenunun muzari meçhulü ne olacak? Yu olacak. Peki şurası yu hazu ise yu'khazani yu'khazuna tu'khazu tu'khazani yu'khazna tu'khazu tu'khazani tu'khazuna tu'khazina tu'khazani tu'khazna burası ne olacak u olacak şu seçtiğimle getirdim yer u denilmeyip u bakın böyle göbeğiniz yerinden oynuyor adeta muzari malum şekilde de mesela e hudu diyecek olsak böyle göbeğimiz oynuyor değil mi böyle karnımız oynuyor e şeklinde Böyle karnımızın şiştiğini, öyle ileri doğru çıktığını hissediyoruz. E denilmeyecek. Yerine a hudu denilecek. Muzari malum çekimde. Muzari meşhur çekimde ise u hazu yerine u hadu denilecek. Fakat bu durum e, yanılma ihtimalimiz olan bir husus var. Ona dikkat çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Burayı u hadu şeklinde okuduktan sonra cem mütekellim veya müsenna mütekellim. Her ikisi de aynı sıyağı zaten ya da aynı lafızla ifade ediliyor. Karşılanıyor. Burayı yanlışlıkla nuhazu şeklinde okuma e, ihtimalimiz var. Şurayı mesela malum çekimde e, ektübünün bulunduğu yere bakın. Ahuzu diye okuduk ya. Şurayı nahuzu diye okumayacağız. Nasıl okuyacağız? Nehuzu diye okuyacağız. Peki o zaman burası uhazu olacaksa, öyle olmalıysa burası nuhazu olacak. Peki diğer fiillere bakalım. Diğer edilgen fiillere. Ee, şimdi şunun mesela meçhulü verilmiş mi? Verilmiş. Evet. Şunun meçhulü ne? Ye'hudunun yu'hazu. Peki o zaman müfret mütekelim sigara da U -hazu diyeceğiz. Ye'fikunun muzari meçhulu ne? Yu'feku. Peki muzari meçhul müfret mütekelim sigara ne diyeceğiz? U'feku diyeceğiz. Peki ye'zenu bu muzari malum sigara. Muzari meçhulu neydi bunun? Yu'zenu idi. Peki yu ki yu muzari meçhul. Bunun çekiminde mühret mütekellim sıygada ne diyeceğiz? Uzenu diyeceğiz. Böyle dememiz gerektiği e, şurada bakın verilmiş. U-hazu U-feku o Peki muzari meçhuller mütekellim vahde sıygası hariç e, sahih fiil gibi çekilirler. Mütekellim vahde sıgasında u denilmeyip yerine u denilir e, bilgisi kitabınızda kaydedilmiş. Peki, muzari masup ve muzari meczum. Ee, şimdi muzari masup muzari meczum denilince aklımıza ne gelmeli? Aklımıza şu gelmeli. Ee, şimdi, ye'hudhu bunun için aklımıza len Ye ye'fiku için aklımıza len ye'fike, ye'zenu için aklımıza len ye'zene gelmeli. Peki, ye'hudhu alıyor, alır ya da yerine göre alacak demekse len ye'hudhe almayacak demek olur. Ye'fiku iftira ediyor, iftira atıyor iftira atar demekse len ye iftira atmayacak, iftira etmeyecek anlamına gelir. Ye zenu izin veriyor. efendim izin verir, izin verecek anlamında bir e, ise efendim len ye ne demek olur? İzin vermeyecek anlamında bir siga olur. Peki bunların çekimi yani len ye len ye ve len ye çekimleri len yektube, len yadribe, len yeftahanın çekimleriyle aynıdır. Tekrar ediyorum. Len yehuzenin çekimi len yektube gibidir. Len yefikenin çekimi len yadribe gibidir. Len yezenenin çekimi ise len yeftahanın çekimi gibidir. Peki bunların meçhullerine gelince. Şimdi yehuzunun meçhulü nedir? Yuhazu. Öyleyse e, meçhulü len yuhaze olacaktır ye fiku, bunun meçhulü yu feku, başına len getir oku len yu feke. o zaman söz konusu bu fiilin yani efek fiilinin e, muzari mansup meçhulü len yu olacaktır peki ye zenu, bunun muzari meçhulü nedir yu nu başına len getir oku len yu olacaktır len yu haze o alınmayacak len yu feke, ona iftira edilmeyecek ona iftira atılmayacak ve len yu'zene ise ona izin verilmeyecek e, şeklinde anlamlarla dilimize tercüme edilir. Peki gelelim şimdi bunların muzari meczum hallerine. E, şimdi ye'huzu başına lem getir oku. Lem ye'huz tercüme et. Hadi siz tercüme edin. Sayın e, Özkal, Sayın Akdeniz. Biraz önce Sayın Yılmaz aramızdaydı. O ayrıldı sanıyorum. Evet. Lem ye'huz. Türkçesine Türkçesini, Türkçe karşılığını alayım sizden. Peki teşekkür ediyorum. O almadı anlamında e, olduğunu ifade ettiniz. Peki lem ye fik diyeceğiz o zaman. O iftira atmadı, o iftira etmedi. Lem ye zen, o izin vermedi anlamında. Peki ye'huzunun meçhulü yu'hazu ise başına lem getirip okuduğumuzda ne olur lem yu'haz o alınmadı anlamında peki ye'fiku'nun meçhulü yu'feku ise başına lem getirip okuduğumuzda ne olur lem yu'fek olur ona iftira edilmedi anlamında peki ye'zenunun muzari meçhulü efendim yu'zenu ise başına lem getirir okuruz ve lem yu zen ona izin verilmedi şeklinde bir anlamla dilimize tercüme edilir. Gerek bunların başlarına nas bedatlarından e, grubunu temsil eden lenin gelmesi durumunda oluşacak olan teekid de nefi istikbal e, şekli gerekse grubunu temsil eden lem geldikten sonra bunların yeni, e, kazanacakları yeni şekillerin çekimlerinin sahih fiillerin, salim fiillerin çekimlerinden herhangi bir farkı olmadığı bilgisi kitabınızda şu cümleyle kaydedilmiş durumda. Evet, muzari mansup ve muzari meczum. Ne istiyoruz? Konu başlığımız ne? Konu başlığımız efendim mehmuzul fa olan fiiller. Mehmuzul fa fiiller. Yani ilk harfi hemzer olan fiiller. Mehmuz hemzele demek, fa da ilk harf demek. Öyleyse mehmuzul fa ilk harfi hemz olan fiiller. Geldik şimdi emre hazır maluma. Peki bana şimdi e, şu an Yılmaz'la birlikte 3 katılımcım oldu. E, normalde e, listemizde 10'u aşkın katılımcımız var e, efendim. 15-14 civarında katılımcımız var ama e, tabi derslerin paketlenmesi e, imkanından ötürü herkes aynı saatte uygun olamayabiliyor. Ve sonradan paketten takip ediyor dersi. Şimdi e, şu an online olan arkadaşlarıma, öğrencilerime şunu sormak isterim. Sülasi mücerred fiillerin sahih salim sınıfını teşkil edenleri kastediyorum. Sahih salim sınıfını teşkil edenlerin emre hazırlarının kaç vezni var? Sadece rakamla bana cevap verir misiniz? Rakamla. Evet. Üç cevabı var. iki cevabı var peki Sülasi Mücerret ben bilmiyorum o derste yoktum diye bir tepki geldi. Evet şimdi 3 üç katılımcımızın üçü de farklı cevaplar verdi. Birisi 3 dedi, birisi 2 dedi, birisi ben bilmiyorum o derste yoktum dedi. <laughs> Güzel. Peki şimdi bir dördüncü katılımcımız olsaydı onu hakem kılardık ama o zaman burada ben hakem olacağım. Sayın Özkal'ın cevabı doğru. Yani Sülasi Mücerret fiillerin emri hazırlarının söz konusu fiiller sahih, salim fiiller. Onlar için konuşuyoruz. Üç vezinleri var. Bunlar ne? Bunlar sırasıyla uf'ul if'il if'al 15, 26, 34 Hatırladınız mı? Evet. Şimdi ben emri hazırın elde ediliş formülü dosyamı açınca hatırlayacaksınız. Aa, evet ya şu bizim meşhur burdres şehir İstanbul diyeceksiniz. E, Sülasi mücerredin babı 3'e hazırında. E, Sülasi mücerredin babı 3 emre hazırında. 3 mu hocam? E, Tabi yani zaten Sülasi mücerred fiillerin emre hazırlarının vezni ve bunlar. Sayın Yılmaz. Bakın şu an ekranınıza taşımış olduğum dosyada, sizinle paylaştığım dosyada başlık ne? Sülasi mücerred fiillerden emre hazırın elde edilişi. Şimdi e, bakın size ben şu dosyayı tekrar açayım. E, o dosyaya ihtiyacımız var şu anda. Excel dosyasına. Evet, şu an ekranınıza taşıdığım dosya da kaç tür fiil var? Dört tür fiil var. Bunlardan birisi sülasi mücerretler, bir diğeri rubai mücerretler, bir diğeri sülasi mezitler, bir diğeri rubai mezitler. Bakın biz şu ana kadar rubai mücerretlerle meşgul olmadık, sülasi mezitlerle meşgul olmadık, rubai mezitlerle meşgul olmadık. Neyle meşgulüz şu anda? El an, el -An şu anda sülasi mücerretlerle meşgulüz. Tamam mı? Ee, dolayısıyla yani şu an ekranınıza e, taşıdığım tablo şu daha doğrusu tablo değil de vezinler. Sülasi mücerret fiillerin emri hazır vezinleri. Ama kim için? Sahih salim fiiller için. O zaman sülasi mücerret fiillerin sahih salim fiil sınıfını, sahihlerin salim e, grubunu teşkil eden efendim fiillerin emri hazır vezinleri üç uf ol ifeil ifal. Peki birinci, beşinci bab, ikinci, altıncı bab, üçüncü, dördüncü bab. Peki şimdi burada şu an ekranınızda paylaşma açtığım dosya üzerinde oynama yapmak istiyorum. E, Mehmuzul fa fiillerin hangi bablardan geldiğini hangi formülle öğrendik? Hangi formülle ifade edeceğiz? Evet tebrik ederim Sayın Yılmaz. Hacı Murat 124. Peki birinci bab, ikinci bab, dördüncü bab. O zaman şöyle yapayım mı ben? Burada 5'i siliyorum. Takip edin. 5'i sildim. Peki şurada neyi sileceğim? 6'yı sileceğim burada da. Şurada da 3'ü sileceğim. Peki o zaman birinci, ikinci, dördüncü bab. Birin ortağı partneri 5, 2'nin partneri 6, 4'ün partneri de 3. Ee, peki o zaman bu neden kaynaklandı? 1, 5, 2, 6, 3, 4. Birinci, beşinci babdan gelen fiillerin Efendim, şöyle ekranınıza taşıyayım. Şu an ekranınızda. Birinci, beşinci babdan gelen fiillerin muzari malumlarında orta harflerin harekesi damme. İkinci, altıncı babdan gelen fiillerin muzari malumlarında orta harflerin harekesi kesra. Üç, dörtte ortası fetalı. Peki o zaman şöyle yapalım. Birinci bab, ikinci bab, dördüncü bab. Ekranınıza hemen ki ders kitabınızın sayfasını taşıyorum. Şu iki tabloyu birbirle karşılaştırın şimdi. Tablo yok belki burada da. Yani şu iki seçili hale getirdiğim alanı karşılaştırın birbiriyle. Peki sülasi mücerred fiiller için e, sülasi mücerred fiiller için bakın burada ne var? Uf ulu var değil mi? Birinci babdan gelenler için. Peki e, mehmuzul fa'lar için u ul. E, peki şeyde siz söyleyin. İkinci babda şurada ne var? If el var. E, kitabımızda mehmuzul fa için verilenler de el var. Dördüncü bu hafta efendim e, salim fiillerde if al, mehmuz fiillerde e, i'al al şeklinde yazılmış. Peki şimdi bununla ilgili olarak bir uygulama yapacağım ama şu notları bir okuyalım. Emri hazır malumu bu üç kalıbının bütün kiplerinin başına fe ya da v gelince u, i, i şeklinde imla f ve şeklini alırlar. Yani fe'mul, fe fik ve fe'zen şeklinde. Birinci babdur olan ehaze, ekele, emre fiilden emre hazır malumları yukarıda anlatılan genel kural dışındadır. Bu üç fiilin emre hazırları emre hazır malumları ehazeden huz, ekeleden kol efendim, olan mur şeklindedir. Bu üç babın e, emre hazır malumları sahih fiiller gibi çekilir. Peki e, Ekazeden huz, ekeleden kol, emaradan mor. bunlar şöyle çekilir denmiş ve burada çekimleri verilmiş. Huz, huza, huzu, huzi, huza, huzne. Veya kul, kula, kulu, kuli, kula, kulne. Veya mur, mura, muru, muri, muri mura, murne. Şeklinde üç fiilin çekimi bir arada verilmiş. Sadece mur kipinin başına ve ya da fe geçecek olursa bu şekli aynen koruluğu gibi ve mur ya da fe mur şeklinde de kullanılır. Ayet-i kerimede nasıl geçiyor tam hatırlamıyorum hafız olmadığım için. Ve mur diye hatırlıyorum ben. Ve mur ehleke bis salati değil mi? E, hafız olanlar bunu bilirler veya hafız olmayanlar da araştırarak bulabilirler. Ailene namazı emret ve mur ehleke bis salah. ailene namazı emret ve ailene namazla emret. Peki veya evet tamam o başka bir örnek geldi aklıma da buranın örneği olmaz o peki o zaman murun başına V ya da F geçince ne olurmuş ve mur ya da F mur olurmuş o bilgi paylaşıldı sizinle şimdi şu O Ol E El İ Al şeklinde verilen kalıplar var ya bunlara bakalım şimdi isterseniz şimdi birinci bahttan gelenler ee, ne şekilde gelir dendi burada. Efendim ehaze ekele ve emra Bunların muzaları ye'khudu ye'kulu ve ye'muru. Ehazenin emri hazırı khud. Ekeleninki ki kul. emranın ki mur şeklinde geldiği kaydedildi. Peki şimdi mehmuzul fa fiiller. Ee, ben şimdi sizi oraya götüreceğim. Nereye götüreceğim? Mulaf fiiller şöyle bir geçelim. Şuradan elimdeki dosyadan. Evet peki e, ee, bunlar mudaf fiiller. Bize ne lazım? Ee, mehmuz fiiller lazım. Şimdi e, evet peki şimdi şu ekranınıza taşıdığım fiil şuradan bakın esira nasıl bir e, fiil bu Seçildi hale getirdim yer başlığı bu tablonun mehmuzul fa'nın çekimi esira e, esira esiru şeklinde verilmiş. Bu nesi? Mazisi. Peki e, kaçıncı bab bu? Bunun muzarisi ben söyleyeyim size. Siz babını söyleyin. Esiranın muzarisi ye eserru. Kaçıncı babdır o zaman? Esiranın muzarisi ye eserru şeklinde geliyorsa esira fiil için kaçıncı bab deriz? Evet. E, dördüncü bab deriz bilgisi. Doğru bir bilgi. Doğru. Tebrik ederim sizi. Esira muzarisi ye seru. İşte bakın zaten muzarisi geldi burada. Ye seru. Kaçıncı bab? Dördüncü bab. Fe ile yef vezninde. Esira ye -seru. Peki şimdi esira ye emri hazırının emri hazır, hazır sigasının nasıl geldiğine bakacağız. İser. Şimdi şurayı e, ben e, önceki dönemlerde u ol şeklinde değil de u ol şeklinde eee okudum hep. Hep öyle öğrendim ve öyle öğrettim öğrencilerime. Şu i, el şeklinde kitabınıza verilen yeri iyi il şeklinde efendim e, okudum ve okuttum. Şu i al şeklinde verilen yer var ya i al şeklinde verilen yeri ben burayı i al şeklinde değil de i al şeklinde e, okudum, öğrendim ve öğrettim. Dolayısıyla şurada görmüş olduğumuz e, hemzenin haddi zata bir hükmü yok. u ol diyeceğiz. Şuradaki hemze yine bir hükmü yok. El değil de i̇ diyeceğiz. Efendim e, ikinci baba örnek olarak ne verilmiş kitabınızda? E, efeke Ye-Fiku verilmiş. E, ondan sonra e, şuraya geçelim bakalım. Dördüncü babta İ-Al kalıbındadır diyeceğiz. Niye? Bakın hemen ekranınıza taşıdım. i̇ser i̇ser ile birbiriyle örtüştürebilir misiniz? Rahatlıkla örtüştürürsünüz. Şu seçkilerle getirdiğim yerde i al kalıbı denilmiş ya onu hemzeyi yağ'ya dönüştürürsek i al olur. Ve çekimini de şu şekilde yaparız. Mesela esirayı eser olan ki esra seçti tercih etti. Şöyle bakalım seçti değil mi? Evet esra lem bir eser seçmedi demekse evet, dile zor geliyor diğer türlü zaten demiş e, Sayın Akdeniz doğru söylüyorsunuz. Diğer türlü yani şimdi bunu o ol i el i al şeklinde okumak hakikaten zor birinci babın e, sülası müjderet efendim e, mhmuzulfa e, birinci babtan gelen mhmuzulfa'nın emre hazır malumunu u ol değil de u ol şeklinde e, okumak ikinci babtan geleni i il şeklinde dördüncü babtan geleni i şeklinde okumak daha kolay dolayısıyla e, dördüncü babtan gelen şu e, esirraye seru kitabınızda davet ben verdiğimdeki dosyada nasıl verilmiş Az önce taşıdım ekranınıza şu. Biraz daha büyüteyim daha rahat görün. Evet. Mehmet Zülfan'ın emri hazır e, çekimi. E, esira seçti demekse İser seç. İser, İsera, İseru, İseri, İsera, İser ne şeklinde. Tamam mı? E, bunların örnekleri zaten e, verilecek. Kitap, kitapta gelecek e, bunun örneklerini kitabımız verecek. Konu anlatımını tamamlayacak mehmuzul Fahi anlattıktan sonra efendim şeye geçilecek siz söyleyin. E, nereye geçilecek? Mehmuzul ayna. Mehmuzul ayından sonra da mehmuzul lama geçeceğiz. E, peki şimdi kitabınızda e, şu emir bahsine tekrar döneceğim de e, buradan şöyle ileriye doğru birkaç sayfa gidelim. E, mesela bir sayfa çevirelim şöyle. E, mehmuzul ayının anlatıldığı yeri de geçelim. E, sayfa 61'e taşıyayım ben sizi. Sayfa 61'e götüreyim. Oraya gidelim. Sayfa 61'de dikkat ederseniz birinci babdan gelen ehaze fiilinin mazi malum, mazi meçhul, muzari merfu malum, muzari me merfu meçhul çekimleri var. Şuraya ne yazacaktık? Herkes hatırlıyor mu? Ben hatırlıyorum da siz de hatırlıyor musunuz? Şu seçtiğe getirdim yere bir şey yazacaktık. Ne yazacaktık? Ses ve görüntünün donması internet bağlantısıyla alakalı bir durum olabilir. Bizim sunucumuzla alakalı bir sorun değildir. Mesela bu şikayeti dile getiren arkadaşımız dışındaki arkadaşlarımızın aynı türden bir şikayeti var mı? Ses ve görüntü donma sorunu var mı? Evet. Muzari merfunun malumu meçhulü. Peki şu sayfa 61'deki efendim, tabloyla ilgili söz söyleyecek olursak. Şimdi mazi malum ve mazi meçhulde e, salim fiillerden farklı bir durum var mı? E, yani ehazenin ketebeden farkı var mı? Yok. Peki uhizenin kutibeden farkı var mı? Yok. Peki yehuzunun yektübüden farkı var mı? Bu sorular size. Yehuzunun yektübüden farkı var mı? Evet bekliyorum. Farkı varsa var yoksa yok deyin. Ona göre e, Evet. Benim sorumun cevabı değil mi bu? Ye'huzun'un yektu'dan şey farkı yok. Evet. Peki akşam yemeğinde yoğurt yiyenler, e, sanırım şu an uyukluyorlar. <laughs> Öyle mi? <laughs> ben bir fark var diyorum. Ye'huzun'un yektu'dan bir farkı var. Siz yok diyorsunuz, ben var diyorum. Nasıl bulacağız arayı? Dersin başından beri e, benimle birlikte katılım sağlayan e, Sayın Deniz var. Sayın Deniz farkı var deyin siz. Ben farkını göstereyim o zaman size. Yani farkı var diyen çıkmayacak. Farkı yok dedikten sonra ancak şurası istisna derseniz onu da kabul ederim. Ancak şu şu kip, şu siga hariç derseniz onu da kabul ederim. Ya huzunun ya kitabının çekiminden farkı yok. İşte bunu bekliyorum. Evet, mütekellim vahde dışında farkı yok. Öyle değil mi? Hem Z, ama aynı şekilde çekilir. Tamam çekilsin. Ne yapıyorsunuz? Mesela siz yek tübü de a mü diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben yazıyorum, yazarım diyeceğinizde ne diyorsunuz? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Ee, şuradan şurada şurada ek yok mu? Şurada ek var. Siz bunu a kütübü diye mi okuyorsunuz? Hayır. Nasıl okuyorsunuz? Ektü diye okuyorsunuz. Ama söz konusu çekeceğimiz fiil ye ise bunu nasıl okuyacağız? E yerine a huzu diyecektik ya. Tamam o zaman anlaşıldı. Yani farkı var. Ye huzu'nun tek bir sigada farkı var. O da muzari e, malum e, müfret mütekellim sigada. Peki geldik şimdi meçhule. Muzari merfu meçhul. Yü huzu'nun farkı var mı? Soruma cevap bekliyorum. Evet. yuktebunun çekiminden farkı var mı? Evet. Sayın Özkal var dedi. Ee, diğer arkadaşlarımız ne diyecekler? Evet. Yine mütekellim vahde yığısında fark var. Evet. Mütekellim yine galiba. Evet. Yine mütekellim e, Sayın Yılmaz. E, şimdi şöyle yapalım. E, şimdi ben bir meçhul fiil çekimine ihtiyaç duyuyorum ama e, Şuradan gidelim. Malumdan gidelim. Şurası mesela yektübü değil de yüktebü olsun. Öyle varsayın. Burası yüktebü ise burası üktebü olmaz mı? Takip edin. E, dikkatli takip edin lütfen. Şu seçtiğim yer yüktebü ise burası üktebü olmaz mı? Burası üktebü olur. Burası ne olur? Nüktebü. Peki şurası yüktebü ise. Düzeltiyorum. Yü'hazı ise. Şu an masumla işaret ettiğim kip siga efendim yuhazu şeklinde muzari meçhulse şu seçtire getirdiğim yer u olmaz. Ne olur yerine u yerine u hazu deriz değil mi? Peki o zaman ben sizin yerinize olsam şöyle yapardım. Nasıl yapardım? Şu sigaları şöyle. Şu an benim yaptığım gibi kendi yaptığım gibi e, çerçeve içerisinde alırdım veya ne bileyim e, daire içerisinde alma imkanınız varsa daire, daire içerisinde alın derim. Ben olsam öyle yapardım. Ahudu. Ne yerine? Ahudu yerine. Peki geçelim burayı. E, bir önceki sayfaya dönelim. Peki len ye'huze. Neye benzer? Len yektübeye benzer. Aynı şekilde şurası len ahuze farkıyla. Peki len yu'haze. Neye benzer? Len yüktebeye benzer. Ne farkıyla? Şuradaki len-u-haze farkıyla. Evet peki. Lem-yekhuz neye benzer? Lem-yektübe benzer. Ne farkıyla? Şuradaki lem-a-huz sigasındaki efendim yani bu mütekelim sigadaki söyleniş farkıyla. Peki şurası ne? lem yü Neye benzer? Lem-yüktebe benzer. Lem-yükteb. Yazılmadı anlamında. lem yü alınmadı. Peki. lem yü lem-yükteb sigasına benzer. hangi farkla? Lem, u, haz. Müfret mütekellim siga farkıyla. Peki şimdi bir e, biz sülasi mücerret fiillerin e, emri hazırlarını çalıştık. Sahih salim fiiller için e, mesela mesela ketebe yektubun emri hazırına uktub dedik. Doğru mu? Ancak ehazenin emri hazırına uhuz demeyeceğiz. Huz diyeceğiz. Buraya ne demeyeceğiz? O huza demeyeceğiz. Huza diyeceğiz. Buraya da o huzu demeyeceğiz. Huzu diyeceğiz. Buraya ne demeyeceğiz? O huzi demeyeceğiz. Huzi diyeceğiz sadece. Buraya o huza değil. Huza diyeceğiz. Buraya da o huz ne değil. Huz ne diyeceğiz. Her ne kadar burada e, ders kitabınızda şöyle göstereyim. E, şöyle geriye dönmek durumundayım. Evet. Yani kalıplar şöyle o ol şeklinde verilse de Dikkat ederseniz e, bize sadece neresi kaldı? Ul kısmı kaldı. U kısmını okumadık. U kısmı düşürüldü. Sadece huz alındı. Echade ye'hudu te'hudu huz. Peki şimdi e, nereye geçelim? Sayfa 60'a ben tekrar bir gideyim. Şurası.

Huzi müfred muhatabe, huza müsenna muhatabe, huzne cem muhatabedir. Tamam mı? Evet peki şimdi mehmuzul fa olan fiillerden birinci baba ait olan fiil bu. Ehaze ye'hudu emrini konuştuk. Şimdi mehmuzul fa'nın e, kaç babdan geldiğini söyledik. bana yazar mısınız? Hangisi Fatih kaç baaptan gelir? 3 baaptan gelir. Hangi baaplar onlar? 3 baaptan gelir cevabını veren bunu da cevaplasın. Evet bekliyorum. 1 2 4 güzel. 1 2 4 tamam. Eee 1. 2. 4. baaptan gelir. Peki 2. baaptan gelen Mehmuzul Fa örneği. E, kitabınızda kitabınıza neydi? Efeke ye değil miydi? Efeke ye fiku. Peki Efeke ye fiku örneği nerede? E, kitabınızda sayfa 63'te. Evet şurası. Peki o zaman mazi malum ve mazi meçhulün çekiminde fark var mı? Yok. Peki Efeke'yi ne gibi çekeceğiz? E, mesela Celese gibi çekeceğiz. Celese yeclisu ile efeke yefikunun vezinleri aynı mı? Aynı. Celese yeclisu ikinci babdan gelen salim bir fiil. Efeke efikü de efendim yine ikinci babdan gelen mehmuzul fa bir fiil. O zaman şöyle deriz. Şu seçilerle getirdiğim yerde yer alan e, var ya şunlar. Bunları celeseyi çektiğimiz gibi çekeriz. Nasıl ki celeseyi celese 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 celese, celese diye çekiyorsak bunu da efeka efeka efeku efeket efeketa efekne diye çekeriz. Devamını getirmiyorum ben. Kolay olduğu için. Peki o zaman ufike neye benzer? Kütübeye benzer. Ketebenin veya doğrudan celeseyi almak isterseniz ikinci bağıttan geliyor olması hasebiyle celesenin meçhulüne cülise mi? Cüliseyi nasıl çekiyorsak ufikeyi de öyle çekeriz. Ya efikuya gelince ya efekunun çekimi ben susuyum siz söyleyin. Şunun çekimiyle aynıdır deyin bana. Yani dersi aktif takip edip edemediğinizden emin olmak istiyorum. Ye Fiko'nun çekimi şunun çekimiyle aynıdır deyin. Evet. Tebrik ederim Yılmaz. Ye Cilisu'nun çekimiyle aynıdır dedin. Sayın Akdeniz siz ne yazıyorsunuz? Sayın Özkal cevabınız ne sizin? Evet. Peki. Yani şimdi Sayın Yılmaz Ye su dedi de Sayın Özkal veya Sayın Akdeniz ya Dribu dese yanlış olur mu? olmaz. Yani hay yecilisu demişsiniz, hay yadır bu demişsiniz. Fark etmez. Niye? Çünkü e, ye fiku efekenin muzarisi. E, Fethun kesrun pozisyonu doğar. Bu pozisyon ortaya çıkar. Fethun kesrun. Yani mazisinin ortası fethalı, muzarisinin ortası kesralı. Peki e, bu nerede? Kaçıncı bu karşımıza çıkan bir durum? İkinci bu karşımıza çıkan bir durum. Dolayısıyla Hacerese yeclisu demişsin. Hadarabe yadribu demişsin. Fark etmez. Peki yeclisunun ya da yadribunun aynısı bu. Peki tek farkla neresi orası? Şurası. Müfret mütekellim siga. Müfret mütekellim siga da e fiku denmez. Yerine a fiku denir. Peki geldik yu feküye. Peki bu da yodur rabu ya da efendim yuc ile aynı şekilde mi çekilir? Evet aynı şekilde çekilir. Tek farkı ne? Tek farkı e, müfret mütekellim o u feku denilmez yerine u denilir. Peki şimdi 62. sayfaya dönüyorum. E, len ye fike, len yeclise ya da len yadribe gibi çekilir. tek farkla şurası len e'fike değil len a'fike'dir. Efendim e, len yu'feke ne gibidir? Len yuclese ya da len yudrabe gibidir. Tek farkla fark neresi? şu seçti getirdi. Müfret mütekellim sıyga. Len u feke denmez. Yerine len u feke denir. Peki o zaman lem ye fik, lem ye cilis gibi çekilir. Veya lem ya darip gibi çekilir. Tek farkla şu seçti hale getirdiğim sıygada, müfret mütekellim sıygada lem e fik denmez. Yerine lem a fik denir. Efendim, e, cahdi mustarak diye e, cahdı diye yanı söyledim. Cahdı mutlak meşhur sıga diyecektim. Düzeltiyorum. Özür dilerim. Cahdı mutlak meşhur Lem yu'fek. Şu lem ye'fik cahdi mutlağın yani muzari meczumun e, malumu. Ancak şurası e, şu seçtiğinde getirdiğim yer onun meçhulü. Peki lem yu'fek, lem rap ya da lem les gibi çekilir. E, tek farkla farkı ne? Müfret mütekellim da lem u fek denilmez. Yerine lem u fek denir. Şu an seçtiği hale getirdiğim kipte sigada e, görüldüğü gibi. Peki. Şimdi e, kitabınızda dikkat ederseniz e, bunun çekimi yani efek -e ye fikunun çekimi ifik şeklinde verilmiş. Yani bu e, dile kolay gelmesini sağlamak, temin etmek maksadıyla ifik diye şekilse yanlış ol, olur mu? E, buna bakalım mı? Kaçıncı cevaplan geliyor bu. Efendim, e, şuradan bakalım. Esir olan sonra verilen eee mehmuzul ayn. Bir tane örnek verilmiş burada. E, ben kaynaklarda. eldeki mehmuzul fa e, efendim verildikten sonra efendim eee mehmuzul ayna geçilmiş. E, ben bunun şöyle olacağını düşünüyorum. İ fik değil de i fik şeklinde ya ile çekileceğini düşünüyorum ifik ifika ifuku ifiki ifika ifikne şeklinde çekilir kanaatindeyim. Bununla ilgili bir araştırma yapabiliriz. İfik midir tercih edilen görüş? İfik midir? Buna bakarız inşallah. Şimdi birinci, ikinci, dördüncü babtan gelen mehmuzul fa fiillerden birinci babtan gelen ehaze ile ilgili örnekleri çalıştık. İkinci bu haftan gelen FFKY -E FIKU -E ile ilgili örnekleri de çalıştık. Sırada ne var? Sırada dördüncü bu haftan gelen Mehmuzul Faan örnekleri var. Dördüncü bu haftan gelen Mehmuzul Faan örnekleri sayfa 60 kaçta efendim? Şuradan bakalım. 65'te. Evet açalım orayı. İsterseniz buraya hiç giriş yapmayalım. Sayfa 65'te online Arapça sarf derslerimizin 17. bölümünün sonunda burada kalmış olalım. Yani burada bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kitabınızın 65. sayfasında yer alan Mehmuzül Fa fiillerin 4. babdan gelene gelenine örnek olan Ezine'nin çekimler üzerinde duralım. Evet 17. bölümün sonundayız arkadaşlar. 18. bölümde görüşmek umut ve duasıyla.